Herkese merhaba, Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selman. Bu videoda size birkaç aydır kullandığımız, rodajını yaptığımız NMAX 125 ile ilgili deneyimlerimizi biraz da aslında bir inceleme videosu tadında olacak. Anlatmaya çalışacağım. Öncelikle NMAX 125'ten biraz bahsetmek lazım. Aslında NMAX'in iki farklı motor seçeneği var. Birisi 125 cc, bir diğeri ise 155 cc. Fakat 155 cc sanıyorum yakın zamanda çok daha az aralıklarla Türkiye'ye geldi. Yoğun satışından büyük ihtimalle Avrupa'da kaynaklı. Türkiye'de 125 cc'sini nispeten erişilebilir şekilde bulabiliyorsunuz. Halbuki yani 125'i bile gerçekten çok zor bulmak. Biz de şansımızı aslında, ben şans eseri yazılmıştım bir ara birkaç ay önce. Ardından bayiden aradılar, böyle böyle almayı düşünür müsünüz? Ben de kesinlikle dedim, hemen alalım tabii dedim. Attım parayı ve ertesi gün teslim almaya gittik. Güzel bir macera aldı, onu da zaten kayıt altına almıştık. İzleyebilirsiniz YouTube kanalımızda yayında. NMAX 125'in tabii öncelikle renginden bahsetmek lazım. Yepyeni bir tasarıma sahip. Aslında tamamen yepyeni de denemeyebiliriz belki. Makyajı da diyebiliriz 2019 öncesi modellere kıyasla. Burada çok yeni bir renk var. Nardo gri. Özellikle son yıllarda hem otomobillerde hem de motosikletlerde karşımıza çıkmaya başladı. Bence NMAX'in de en güzel rengi bu gerçekten. Bizim de şansımıza bu nasip oldu gerçekten ve çok memnun kaldım. Öte yandan özelliklerinden biraz bahsedeyim size. 125 cc olduğundan bahsetmiştik. Ön taraftaki hemen frenden bir başlayalım. Burada disk freni görüyorsunuz. ABS'li disk frene sahibiz. Zaten buraya da yazmışlar. Üzerindeki lastikler çok iyi lastikler değil. Dunlop'ın Scoot Smart olarak yazıyor. Burada görüyorsunuz. Bu lastikler naylon olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani ben de mesela kış aylarına doğru belki anlısı Winter Grip ile veya Michelin City Grip ikisiyle değiştirmeyi planlıyorum. Ardından şöyle arka tarafta da yine ABS'li disk frene sahibiz. Burada su soğutmalı motor bölümü arka tarafta yer alıyor. Bu arada arkadaşlar şimdi bir şey fark ettim. Bizim de çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Bakın buraya lastik basıncını koymuşlar. Buraya eğildiğimde fark ettim. Biz de bunu görememiştik. Hiçbir yerde yoktu. Burası da enteresan bir yer olmuş. Neyse burada motorumuzu görüyorsunuz. Radyatör var. Soğutma bölümü. Ardından burada çok güzel bir mekanizma yapmışlar. Ayarlı bir amortisör var. İki kademeli. Bunu ne tarafa çevirseniz, mesela şöyle bir çevirdiğinizde bir diğer tarafa bir defa, diğer tarafı şu şekilde pardon, şöyle göstereyim. Şu şekilde çevirdiğinizde bakın şu anda ikinci yumuşadı. Şu şekilde de sertleşti. Gerçekten çok güzel bir ayarı var. İki kademeli. Onun haricinde pegleri görüyorsunuz. Artçı pegleri. Bunlar da güzel olmuş. Şu şekilde kapanıyor. Belki çok uyumlu değil tasarımı ama tabii onu siz değerlendireceksiniz. Şimdi gelelim tasarımdan devam etmek istiyorum ve teknolojilerden bahsediyorduk. Burada en önemli yeniliklerden bir tanesi NMAX artık anahtarsız çalıştırmaya kavuştu. Tıpkı XMAX modellerinde olduğu gibi. Şöyle bir anahtarını da hemen size göstereyim. Bakın böyle bir anahtarımız var. Bu anahtarı da çoğaltmak isterseniz bu arada yaklaşık 950 liralık bir maliyeti vardı şu an yakın zamanda. Dolar artışıyla tabii o da artış gösterecektir. Ben bunu cebimde tutuyorum bu şekilde. Ve gerçekten çok konforlu oluyor bu haliyle. Öncelikle şöyle bir ortasına basıyorum. Şu anda aktif oldu. Bir kez sağa çevirdiğimde bagajı açabiliyorum ve fuel yani yakıt tankını açabiliyorum. Buradan ardından anahtarsız şekli şu şekilde açıp buraya bırakabiliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle kapatayım. Bir kez daha çevirdiğimde ise kadran açılıyor. Kadraj diye video şeyimize şey yaptık. Burada da kadranı görüyorsunuz. 1567 km olmuş toplamda. Şimdi motosikletin önemli eksilerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Şurada sol tarafta tuşları görüyorsunuz, tuş takımını. Burada menü tuşu var. Normalde buraya ne koyulur? Selektör koyulur. Ancak bu motosiklette selektör tuşu maalesef bulunmuyor. Buradan menü arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Trip 1, Trip 2 ve voltajı görüyorsunuz. Akü voltajını. Aynı zamanda yine traction control sistem bu motosiklette de var. TCS. Bunu da buradan kapatabiliyorsunuz. Motosikleti tekrardan çalıştırdığınızda ise sıfırlanıyor. Burada yağ değişim zamanını görüyorsunuz. 557 km olmuş şu anda yağ değiştirileli. Yine V-belt, o da toplam zaten kilometresi olarak gözüküyor. Bunlar da çok sevdiğim detaylar oldu gerçekten. Öte yandan burada yakıt tüketimini de anlık olarak görebiliyorsunuz odada. Şu anda tüketim olmadığı için çizgi olarak gözüküyor. Trip 1'e geldiğimizde ise 38 kilometreyi 1 litre ile gittiği gözüküyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz aslında, yaklaşık 100 kilometrede ortalama kullanımla 2,5-2,6 litre civarlarında tüketime erişebiliyorsunuz. Hemen manetleri şöyle göstereyim. Aynalar da keskin, köşeli.
bu aynaların da görüşleri idare eder diyebiliriz. Yani zaten orta sınıf, hatta giriş seviyesi bir scooter'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla beklentileri karşılayacak düzeyde. Saklama alanlarından hemen bahsedelim. Sol tarafta derince bir göz var. Burası gerçekten derin, yarım litrelik. Pet şişe çok rahat içine sığacaktır. Aynı zamanda görüyorsunuz üst tarafında bir yuva da var. Çakmak yuvası. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Bu da güzel olmuş kapağıyla birlikte. Aynı zamanda şurada hemen sağ taraftakini de göstermek istiyorum. Bakın burada da kapalı bölüm var. Contalı, yine su geçirmemesi için böyle tasarlanmış. Tabii aslında burada mesela çakmak yuvasını görseydik daha iyi olabilirdi. Sonuçta buraya telefon koyulabilir. Fakat açık tarafa yapılmış. Ha, belki burada telefonu üst tarafa sabitlediğinizde kullanmak için de böylesi daha uygun olabilir. Bu elbette kişisel deneyimler değişkenlik gösterebiliyor kullanıcıdan kullanıcıya. Hemen size motorun altını da göstereyim. Buradaki saklama alanı şöyle derince bir saklama alanı var. Biz bayağı bir malzememizi koyduk içerisine. Termos vesaire var. Ben gerçekten bir NMAX için, bu boyutlardaki bir scooter için memnun kaldım. Güzel bir bagaj hacmine sahip. Bizim Kaberg'in Horus çene açılır kaskları içerisine sığmıyor. Fakat kapalı kasklarda benim Bell Qualifier kaskım MB'den tam olarak sığıyor. Onu söyleyebilirim. Yani her kaskı buraya sığdıramazsınız büyük ihtimalle. Şurada bir boşluk kalıyor. Buraya da eldivenizi vesairenizi koyabilirsiniz. Bu da güzel olmuş gerçekten. Onun haricinde saklama alanından memnun kaldım. Buralarda kask askıları. Bunu da ufak bir detay olarak söyleyebiliriz. Sanıyorum çoğu tasarım ve teknik detayından bahsettim. Motosikletin biraz da kullanıcı deneyimlerinden bahsedeyim. Nasıl bir deneyim yaşadım? Özellikle 1500 km'ye yakın bir mesafedir kullandık. Hem tek kişi kullanıyorum hem de artçılı. Hem abim kullanıyor hem ben kullanıyoruz motosikleti. Bayağı bir deneyim sahibi olduk. Şunu söyleyebilirim. Maksimum hızı 125 cc'lik NMAX'in bu son model, son kasa olan versiyon. Şu anda rodajdan sonra 115 km saat hızlara erişebiliyor motosiklet. Ve bunu aslında düz yola yakın yerlerde elde edebiliyorsunuz. Düz yolda da mesela rüzgar yoksa, karşıdan gelen bir rüzgar, yaklaşık 100 km saat ortalamayla gidebilecekmiş gibi bir performansa sahip tek kişi. Bu performanstan ben gerçekten memnun kaldım. Titreşim yok. Özellikle bunu da söylemek lazım. Sadece düşük devirlerde kavrarken titreşim biraz fazla hissediliyor. Onun haricinde çok titreşim yok. Honda modellerine kıyasla biraz daha gürültülü. Yamaha'nın genelinde bu şekilde aslında. Onun haricinde bir önceki nesle kıyasla çok daha konforlu olduğu söyleniyor ama ben onu test etmediğim için pek fikir sahibi değilim. Fakat performansı, konforu, işte yakıt tüketimi, teknolojileri. Bu arada teknoloji demişken çok güzel bir detay daha var. Yamaha'nın mobil uygulamasıyla eşleştirerek Bluetooth bağlantısına sahip. Burada arama geldiğinde şurada ışık yanıyor. Onun haricinde yine mesaj geldiğinde mesaj ışığı yanıyor ama onları tabii kim kullanır? Hani kaçımız her defasında motosikleti uygulamasıyla bağlarız? Orası da tartışılır tabii. Şu anda mesela cebimde olmasına rağmen ötmeye başladı. Enteresan. Bu da aslında kapalı bırakmadığınızda, açık bıraktığınızda uyarı veriyor. Bu da güzel bir özellik. Anahtarsız çalıştırmayı ben gerçekten çok sevdim ve olmazsa olmaz bir özellik bence gerçekten. Çok severek kullanıyorum. Onun haricinde NMAX gerçekten sevdiğimiz bir scooter oldu. Tabii ne yapacağız buna, NMAX'e bundan sonra? Şu anda hiçbir modifikasyon yok bu arada. Sadece arka bagaj demirini değiştirip buraya top case'imizi takmayı düşünüyoruz. İsterseniz Yamaha'nın şehir paketi var. Bagaj demiri, yaslama pedi ve arka çantayla ön rüzgarlık daha büyük bir tur camı var. Onunla ekstra bir aksesuar alarak böyle bir uzun yola daha uygun hale getirebilirsiniz scooter'ı veya şehir içerisinde de yine daha konforlu olacaktır. Fakat biz ona gerek duymadık. Sadece arkaya bir demir alacağız ve kendi bagajımızı, çantamızı takacağız, top case'imizi. Onun haricinde ayak koyma yerleri vesairesiyle ben gerçekten sevdim. Sele yüksekliği de çoğu kişinin kullanımına uygun. Yüksek bir seleye sahip değil. Dolayısıyla o konuda da endişe etmenize gerek yok. Şimdi isterseniz mikrofonu biraz da abime vereyim ve kendisi de deneyimlerinden bahsetsin. Çünkü bu motosiklet hem benim tarafından hem de abim tarafından kullanıldı. Hatta o, ben söylemeyi unuttum ama artçı konforundan da bahsetsin biraz. Her ikimiz de artçı olduk ama o biraz daha bahsetsin. Ben çünkü unuttum şimdi, lafımı daha fazla uzatmayayım. Artçı muhabbetinden kalmıştı Selman. İsterseniz direkt o konuyla gireyim. Çoğu zaman artçılığını ben yapıyorum bu motosikletin. Artçılığı gerçekten selesi gördüğünüz gibi böyle eğimli bir sele. Hatta şöyle direkt oturayım üzerine. Şöyle bir göstereyim. Şöyle artçı olduğunuz zaman sizi burada ön
kullanıcıyla ayıran bir ayırıcı kısım bulunmuyor. Yani şöyle bir sınırlayıcı bir katman yok. O yüzden hani kafanıza göre böyle biraz öne kayabiliyorsunuz. Hatta şöyle geriye gidip demirin üzerine doğru gidebiliyorsunuz falan. O yüzden öyle bir şey var açıkçası. Artçılık birazcık hani sizin nasıl oturduğunuza bağlı olarak değişiyor. Bir de şu şeylerden bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi şu kısımlar böyle bacaklarınıza falan değebiliyor. Onlar da tabii her motosiklette karşılaşabileceğiniz genel durumlar. Şimdi şöyle seleden memnun olmadığım kısımlarından birazcık bahsedeyim. Arka sele birazcık sert. Yani ön tarafa nazaran daha sert bir kısım bulunuyor. O yüzden artçılık hani uzun sürüşlerde birazcık poponuzun acımasına sebebiyet verebiliyor. Onun dışında kumaş kalitesi de benim pek hoşuma gitmedi. İnce bir kumaş kullanılmış. Hatta böyle Selma'nın gösterdiği gibi bir kedi tırmığı da burayı delmiş. Çok rahat bir şekilde delinebilecek bir kumaş hissiyatı uyandırıyor. Keza böyle gördüğünüz gibi kedi de çok rahat bir şekilde geniş bir derinlikte tırmık izi bırakmış oraya. Onun dışında motosikletin sürüş hissiyatı gayet güzel. Böyle bir titreşimsiz gidiş, yaylanarak sürüş, şehir motosikleti hissiyatını uyandırıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Gayet rahat bir motosiklet olduğunu da söyleyebilirim. Onun dışında anahtarsız çalıştırma benim açıkçası Selman kadar deneyimlediğim bir olay olmadı. Tabii konfor sağlıyor. Ama açıkçası düşündüğüm zaman ben daha çok normal anahtarla çalıştırılmaya daha böyle yatkın kafalıyım. Biraz da sanırım bu motosikleti çok böyle tecrübe etmediğim için bu konuyla böyle düşünüyorum. Onun dışında tabii ki de daha kullanışlı olacağına eminim. Bu motosikletlerin yani anahtarsız çalıştırmanın daha konforlu olacağına inanıyorum. Frenleri 125cc olması itibariyle gidişi gayet beklentinizi karşılayacak bir motosiklet. Onun dışında gördüğünüz gibi böyle bir nardo gri rengi. Tabii böyle günümüz koşullarında bir motosikleti sipariş ettiğiniz zaman keza sipariş edebiliyor musunuz? Bu bile önemliyken rengini sipariş etmeniz, rengini seçmeniz bile zaten zor. Bizim de zaten şansımıza bu renk motosiklet almak nasip oldu. Onun dışında motosikletimizde yine dörtlü sistemi bulunuyor. Standart olarak sanırım zorunlu hale getirilen bu start stop düzeni de motosikletimizde bulunuyor. Biz zaten çoğu zaman kapalı konumda tutuyoruz. Onun dışında Selman'ın dediği gibi ben de bu menü tuşu olayını pek sevmedim. Motosikleti de çok öyle sürmediğim için burada bir selektör arıyorum. O yüzden menü tuşu arasında geçiş, menüler arasında geçiş de yapıyorum. Onun dışında motosikletin Selman peglerinden bahsetti. Ben artçı peglerini gerçekten çok beğeniyorum. Gayet şık, yani kaba durmayan, alakasız durmayan bir artçı pegine sahip. Bu arada motosikletimizin 1000 kilometre bakımını da yaptırdık. Onu da YouTube kanalında bir video çektik zaten. Onun linkini de yukarıya bırakırız. Oradan izleyebilirsiniz. Bir fikir sahibi olmak isterseniz. Başka da bahsetmek istediğim bir şey kalmadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak ve yorumlar yazarak bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.